Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una. Ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilman. Allahümme arinal haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'a. Ve arinal batila batilan ve rzuqna ijtinaba. وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم savdodagi taqvo haqida suhbat qilmoqchimiz اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اذكروا نعمه الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون Ey insanlar, sizlarga Alloh ato etgan son sanosiz ne'matni eslanglar. Sizlarga osmon va zamindan rizq roz beradigan Allohdan o'zga biron yaratuvchi bormi? Hech bir iloh yo'q, magar uning o'zigina bordir. Bas qayoqqa burilib ketmoqdasizlar. Sizlarga osmoni zamindan rizq ro'z beradigan Allohdan boshqa rizq beruvchi, yaratuvchi bormi? Rizq Allohdan. Bir odam meni rizqim kasbimdan deydi. Bu odam dindan chiqib qoladi. Chunki rizq Allohdan desa, bu meni rizqim hunarimdan deb turibdi. Yana bir odam rizqim kasbimdan va Allohdan deydi. Bu odam mushrik bo'ladi. Chunki Allohga sherik keltirib qo'yapti. Mushrik bo'ladi. Endi uchinchi odam nima deydi? Uchinchi odam aytadi, rizq Allohdan deydi. Kasbim sabab deydi. Mana shu odam mu'min bo'ladi. Odam bolasi borki dunyoda badavlat bo'lishlikni xohlaydi. Hech bo'lmaganda birovga muhtoj bo'lmaydi deydi. Endi badavlat bo'lish, boy bo'lish shariatda ko'rsatilgan yo'llar bilan bo'ladigan bo'lsa, bu egasiga xayriyat olib keladigan ish bo'ladi. Serdavlat bo'lishni shariatda halol qilingan yo'llari bor. Ana shu yo'llardan bittasi savdogarlik. Agar savdogarlik birodarlar shariat ko'rsatib bergan andoza darajasida bo'ladigan bo'lsa, albatta bu savdoda barakat bo'ladi, xayriyat bo'ladi, maqsadga yetishlik bo'ladi. Aks holda, savdogar odam taqvoda bo'lmaydigan bo'lsa, bu savdosidan albatta zarar ko'rib qoladi. Savdo birodarlar o'zi taqvo. Savdo bu taqvo. Imom Muhammaddan mana Abu Hanifaning eng katta shogirdlaridan taqvo haqida bir kitob yozmaysizmi deyishdi. Deganida yozib qo'ydim-u deb javob berdi. Qaysi kitob desa, Kitobul Bay, savdo kitobini yozib qo'ydim-u deb javob berdi. Demak, savdo kitobi bu fiqh kitobi, bu taqvo kitobi deyilar ekan. Qarang. Taqvo bu eng ko'zga ko'rinadigan o'rni bu savdo bo'ladi, birodarlar. Haqiqiy taqvodor savdogar odam qiyomat kunida nabiylar bilan, siddiqlar bilan birga bo'ladi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu shuning uchun qattiq talab qilar edi. Bizi bozorlarimizda savdo ilmini bilmagan kishilar savdo qilmasin. Xalifa Umar ibn Xattob, Umar Odil aytibdi, bizi bozorlarimizda savdo ilmini bilmagan odam savdo qilmasin. Mana oramizda savdogarlar o'tirishibdi. Savdo ilmini bilaman deb ayta olamizmi? Kitobni ochib, savdo ilmi, savdo fiqhi haqidagi bobni ochib o'qidingmi? Biror domlani oldiga borib, shu ilmda bizga o'qiting, o'rgating dedingmi? Endi tushunyapsizlarmi, nimaga savdogarlarda juda ko'pchiligi baraka topmaydi? Nimaga bankrot bo'laveradi? Nimaga ish orqaga ketaveradi? Nimaga kuyib ketaveradi? Nimaga nasiyalar ko'payib ketaveradi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, halol savdogarlardan boshqalari do'zaxdadir. Savdogarlarning ichida halol savdogarlardan boshqalari do'zaxda.
Bazı bir adamlar ana şu savdası da hile kısa, nereyin kısa, ki savdası yalgan kısa, her adalga hıyanat kısa, hem ticareti rivojlanayotgan o'xshab ko'rinadi. Ammo bu vaqtincha narsa. Qara onon deydi, mana qilsa ham, mana qilsa ham tijorat tekis ketyapti. Siz tekis ketayotgan vaqtingizlar ko'ryapsiz. Oradan 3 yil, 4 yil o'tgandan keyin ko'ringlar nima bo'ldi. Uyini ham sotib ketdi falon joyga deydi. Nimaga? Savdosida bo'yiga g'irron boradi. Boshlanishida bir zo'r bo'lib ko'ringan bunaqa tijorat bir oy o'tadi, bir yil o'tadi, albatta falokatga yuz tutadi. Nima uchun? Chunki Alloh taolo hech qachon harom ishga baraka bermaydi. Harom ishga Alloh taolo yaxshilik bermaydi. Qisqa muddat o'tadi, tijoratida harom, g'irrom, yolg'on ishlayotganlar vayron bo'lishligi bu faqat vaqt masalasi xolos. Endi inson zoti borki, qaysi zamonda, qaysi makonda yashamasin, rizq talabida bo'lgan. Rizq talabida bo'lgan. Haligi oldiga shoshilib o'tib ketib aytib qo'yay. Kasb bo'lsin, hunar bo'lsin, savdo bo'lsin, undagi muammolarimizning barini bitta sababi bor. Kasbimiz, tijoratimiz, hunarimizdagi muammolarimizni sababi bitta. Rizq haqidagi tasavvurimizni xato ekanligi. Rizqni nimaligini tushunmaganligimiz. Baraka nima ekanligini bilmaganligimizdan har xil xatolarga, gunohlarga nima qilamiz? Qo'l urib qo'yamiz. Astaydu billah. Wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Alloh taolo Ankabut surasida aytayapti. O'z rizq ro'zini ko'tara olmaydigan, ya'ni topa olmaydigan qanchadan qancha jonzotlar bor. Alloh ularga ham sizlarga ham rizq ro'z berur. U eshituvchi, bilguvchidir. Qancha-qancha jonivorlar bor, rizqini topib yomaydi o'zi. O'ziga qolsa, lekin ularni Alloh taolo rizqini o'zini zimmasiga oldi. Sizlarga rizqingizni berishini ham Alloh taolo o'zini zimmasiga oldi. Bir olimni qamoq qo'yishdi. Bu voqea qissa. Qamoqda o'tiradi, uni xonasi yerda chuqurida, 10 metr pastdami, 20 metr pastdami, podvalda qamoqi. Bitta chiroqni yoqib qo'yadi, kunmi tunmi bilmaydi, o'tiradi. Qilgan ishi yo'q, xonasini kuzatishdan boshqa. Qarasa, o'sha shiftni bir burchagiga o'rgimchak to'r solib qo'yibdi. Yerda 15-20 metr pastda. Hashora tushmaydi hali yerga. Lekin o'rgimchak rizqini sababi bo'lgan to'rni to'qib o'tiribdi kutib. Qarab tursa, hali olim uzoq o'tirgan, har 3 kunda bir bitta pasha kiradi-da to'rga yelashadi. Hali o'rgimchak tutib yeydi, yana kutadi. 3 kun o'tadi, yana bitta pasha tushadi, rizqini yeydi. Ko'ryapsizmi? U 20-30 metr pastga qaysi pasha tushadi deysiz? Lekin Alloh shu o'rgimchakni rizqini o'zini zimmasiga olganmi? 3 kunda bir tushirib turibdi. Qancha-qancha jonivorlar bor. O'zini rizqini topa olmaydi, ko'tara olmaydi, lekin Alloh yetkizib beradi deyapti oyatda. Astagfirullah. Qul man yarzuqukum minas samai val ard qulillah. Ey Muhammad alayhisalom, ayting. Kim sizlarga osmonlar va yerdan rizq ro'zi berur? Va yana o'zi ayting javob berib, Alloh. Rizq Allohdan birodalar. Hunarimizdan emas, otamizdan emas, ishxonamizdan emas, shepdan emas, kimdan? Allohdan. Sen tirikmisan? Demak, rizqing bor. Agar rizqing tugagan bo'lsa, o'lasan. Shuning uchun musulmon odam o'zini xor qilmaydi, rizq topaman deb. Shepga, oshnasiga, qo'shnisiga. Meni rizqim Allohning qo'lida. Seni ishxonangda ishlamasam, boshqa yerdan Alloh rizqimni yetkazaveradi deydi. Agar iymoni komil bo'lsa, rizqni Allohdan liyiga. To'g'rimi? Shep, meni haydamang, meni nujna eta robota deydi. Menga kerak shu ish deydi. Haydamang deydi. Hayda olsa, 10-chi etajni irg'ib yuboradi. Joniga qasd qiladi. Nima uchun? Nima uchun? Bu karyera ko'p bo'lar ekan. Uyg'oni aka, sizga deb gapiryapman, ha. Nimaga? Kreditga ham yo'da olgan,
uyi ipoteka, hayotini qarzga sotib qo'ygan, hamma yo'g'i qarz, endi ishxonadan chiqib kelsa, qadan to'laydi kredit, shuncha o'lib oladi. Muomalada nima qiladi? Osmon qo'lingizda bo'lsa, shep. O'sha haqida bir dars qo'yuvdim, kommentariyalarga juda ham chiroyli gaplar yozishibdi, o'qib berishdi. Ey domla, yaqinda menda shunaqa bo'ldi. To'g'ri aytibsiz. Rizqimni Alloh boshqa yerdan berdi. Bittasi aytadi, men 2 yil buni shunaqa qilganman. To'g'ri aytyapsiz domla. Bittasi aytyapti, men endi qildim. Qarab turasiz, nima bo'lar ekan, deyapti. Alloh taolo rizqni bitta eshigini yopib qo'ysa, boshqasini albatta ochadi. Chunki siz tirimisiz. Robbi subhanahu va taolo sizni rizqingizni o'zining zimmasiga olgan. Xotirjam bo'ling, qo'rqmang, cho'chimang. Kursda o'ynashdan ham qo'rqmang, do'konlar buzilib ketadi desa ham qo'rqmang. Sizni rizqingizni Alloh o'zining zimmasiga olgan. Xotirjam bo'ling, xotirjam bo'ling. Rizq nima? Alloh insonga ato qilgan, hadiya qilib qo'ygan har bir narsa rizq deyiladi. Ki u ato qilingan narsadan inson foydalanadi. Alloh bandalarining rizqlarini kafolatlab qo'ygan. Inson bormi? Demak, rizqi bor. Kofirmi, mo'minmi farqsiz. Mana endi rizq Allohdan ekanligini bildik. Mana shu rizq topishlikda insonlar gunoh ma'siyatga qo'l uradi. Sabab nima? Bu juda ham muhim savol. Juda ham muhim savol. Javob shuki, odamlarni rizq haqidagi tasavvurlari to'g'ri emas. Odamlarni rizq haqidagi tushunchalari shariatga muvofiq emas. Muammo shunda. Dinimizda bu masalada nima deyilgan? Inson o'zini taqdirida bitilgan rizqini yeydi. Ko'panmas, ozammas. Yozildimi? Yeysiz. Bunga aniq iymon keltirib olish kerak. Endi ana shu yozilgan rizqni halol yo'l bilan topadimi? Harom yo'l bilan topadimi? Uni ixtiyori faqat shunda. Halolni tanlasa ham, haromni tanlasa ham Alloh yozganidan oshchasini yemaydi. Kasb-u hunar qiladimi, tijorat qiladimi farqi yo'q. Ammo baribir nimani topmaydi? Yozilganini. Bunga ham aniq iymon keltirish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning quyidagi hadisi bunga dalil. Imom Muslimda Abdulloh ibn Amr ibn al-As roziyallohu anhu'dan Rasululloh aytadilar: "Kataballohu maqodir al-xalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati val-ard bi 50 alf sana." Alloh azza va jalla osmonni yerni yaratmasdan 50 ming yil avval xaloiqlarning taqdirlarini bitib qo'ygan. Hali osmon ham yo'q, hali yer ham yo'q, hali hech narsa yo'q paytida 50 ming yil avval dunyoga keladigan hamma jonivorlarni, maxluqotlarni, insonlarni, parranda yudarandalarni rizqini Alloh yozib qo'ygan. Shunda uning arshi suv ustida edi. Payg'ambarimizning boshqa hadislari. Haqiqatda sizlardan bir kishining, dedilar Rasululloh, yaratilishi onasining qornida 40 kun ichida tomchi suv holatida, nutfa holatida amalga oshadi. So'ngra yana shuncha muddat ichida lahta qon holida bo'ladi. So'ngra yana shuncha vaqt bir parcha go'shtga aylanadi. Necha oy o'tdi? Onaning bachadoniga joylashdi. Nutfa 40 kun qimillamay turdi. Keyingi 40 kunda lahta qonga aylandi. Keyingi 40 kunda bir parcha go'shtga aylandi. 120 kun o'tdi. 4 oy. Endi mana shu 4 oy bitishiga Alloh tomonidan bir farishta yuboriladi. Insonni taqdiriga tegishli bo'lgan 4 narsani yozib qo'yadi. Rizqini, ajalini, amalini, baxtli yoki baxtsiz bo'lishini. Rizqini, ajalini. Birinchi yozilgan 2 narsa shu. Onangiz qornida siz bir parcha go'sht bo'lib turgan paytda dunyoga erkak bo'lib kelasizmi, ayol bo'lib kelasizmi? Yozildi. Bo'yingiz qanaqa bo'ladi? Yozildi. Rangingiz qanaqa bo'ladi? Yozildi. Sochingiz qalin bo'ladimi, seyrak bo'ladimi? Yozildi. Ovozingiz qanaqa bo'ladi? Ko'zingiz qanaqa bo'ladi? Quloqingiz qanaqa bo'ladi? Va qancha rizq yeyishingiz ham yozib qo'yildi. Xotirjam bo'ling. Shu yozilgan rizq tugashiga ajal keladi.
Demek iman keltireli buradalar. Biz dünyaya gelişimizden avval halkı koyulunken. Şimdi ana şu rızkını kanaka yolu bulan topşilik bizi ihtiyarımızda ve kanakalıp topş kereyliği şeriyete gösterilgen. Talabını çırali kılınlar. Buradalar yakışlar bulvalıyla şunlar sana. Yazıldı mı? Tamam. Ben de onu kolge kilitledim. Peygamberimiz etediler. İnne ruhul kudusi nefese fi ravayin. Albatta ruhul kudus, yani Cebrail aleyhisselam, meni fikrimge şundey nesana püfladı. Yani şundey nesana hayalimge op geldi. Anne nefsen len temute hatta testekmile aceleha ve testevaiba rizkaha. Albatta bir nefs, can. Aceli yetme günüçe ve rızkını tolalıgıça alıp bulma günüçe ölmeydi. Şunu alayım mı? Rızkını yeb olma günüçe aceli keme güçü ölmeydi. Rızkını yeb olmadı mı? Demek ki hala aceli kemedi. وَلَا يَحْمِلَنَّ أَحَدَكُمْ اِسْتِبْتَعُ الرِّزْقِ اَنْ يَطْلُوبَهُ بِمَعْصِيَةِ اللّٰهِ Sizlerden birilerine rızkı keçkişliği Allah'ın masiyeti bilen o rızkını talep kılıçlıkça alıp barıp koymasın. فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى لَا يَنَالُ مَا عِنْدَهُ اِلَّا بِتَعَاتِهِ Allah'dan takva kılıyorlar. Rızk talebi de çıralı yol tutuyorlar. Sizlerde bittiğilerde rızkı keçkişliği onu masiyet bilen talep kılıçlığa yetekilip koymasın. Çünkü Allah'ın huzurunda ginerseğe fakat yine taat bilen erişilerdi. Bu adam işle yaptı, işi yürüyüşme yaptı. Hareket kılı yaptı, pul köpeği mi yaptı? Koyun ki kolu kalta. Rızkı ten bulup durdu. Rızkı keng boladığın payet hali bulmadı da. 40'a kirgen de keler idi, 45'e kirgen de keler idi, yazılgen idi. Onun geçe şaşılıp gitmeyeler. Öşü bayiymen de, katta pul topaman de, haramge urmeyeler. Yazılgen künde boladı. Onun geçe sabır kılıyorlar, haramge kirvameyeler. Sizler haramge kirgeniler, sizler de bayitip koymaydı. Takvada turgeniler, sizler de kembağalık koymaydı. Rızk var. Ertte bir miydi bağlıydı bandaladı köpeğe. Ve bunda cürek hatta hikmet var. Tasarruklu 25 getirgen sağda gel, bundan iki hatta bağıp gitti. Ne mi buladı? Özünü tutamaya kaladı. İle alıp kaladı. Ve cumanını yapıp gitti. Nazardan kalıp. Şimdi 40-45 50 getirgen de verse ki o davlatını. O damla 40'dan kim verirdi mi şimdi o masam? Ne mi akıl alıyorsun? Ne makal olaysın? Bir mazan makal olaysın yüz gekirgen indiyem. Kimi işi o? Senin işini de kılıp, halal bulup, mehnat kılıp, ne makal iş? Kütüş. Uyakı kim işi? Hop demek Peygamberimiz hat yaptılar. Albatta ruhul kudus, menin fikrimge şunu püfladı. Albatta bir nafs, can. Acali yetme günüçe, ve rızkını tolalıgıça alıp, bulma günüçe ölmeydi. Bas Allah'tan takva kılıylar ve rızk talabı da çırali yol tutuylar. Sizlerden biriniz rızkı keçkişliği onu masiyet bilen talep kılışke yetekilip koymasın. Allah'ın huzuruna ginersege fakat taat bilen erişilere. Akulu kavli hada ve astagfirullah li ve lekum. İnna Allahe ve melaiketuhu yusalluna ala nebi. Ya eyyuhallazina amanu sallu aleyhi ve sellimu taslima. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.